Yaklaşık bir yıldır hayatımızın merkezinde olan koronavirüs. Birçoğumuzun elinden ya tatil fırsatını aldı ya da tatilden duyduğu keyfi. Şimdi size garip ama harika bir teklif sunsam, mesela tatil yapmak için kendinize ait bir adanız olsa ne hissedersiniz? Evet, bu ada tamamen size ait olacak. Hem de size özel bir dil ve para birimiyle birlikte. Bir yandan çılgınlar gibi eğleneceksiniz, diğer yandan da para kazanacaksınız. Gerçekçi ol, imkansızı iste. Ancak rüyalarda falan olur diyorsanız sizi tüm bunların gerçek olduğu hikayeyle baş başa bırakalım. 9 Aralık'ta Netflix'te yayınlanan Rose Adası'nın inanılmaz hikayesi. İşte bizi böylesine akıl almaz olayların orta yerine götürüyor. Hayallerin tıkanıp gerçekliğin has safhaya çıktığı bu yaşanmış hikayede kahramanımız genç bir mühendis olan Giorgio Rosa, idealleri için her şeyden vazgeçecek kadar kararlı bir mühendis hem de. Rose Adası'nın inanılmaz hikayesi gerçekten inanılmaz. Özgürlük aşkının nerelere vardığının portresidir Rose Adası. Kaç kişinin 1968 yılında kurulan mikrodevlet Rose Adası Cumhuriyeti'nden haberi var, filmi izleyene kadar benim de yoktu. Sinemanın böyle bir etkisi var işte. Beyaz perde sayesinde bilinmeyen bir dünyayı ve kişileri keşfediyorsunuz. Bu keşif sizi araştırmalara yöneltirken inanılmaz hikayelerle karşılaştırıyor. Elio Germano'nun canlandırdığı Giorgio Rosa karakteri, bir insanın tüm zincirlerinden kurtularak bağımsız bir şekilde yaşayabilme mücadelesine tanıklık etmemizi sağladı. 19 Şubat 1925'te İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya gelmiş, uzun ve maceralı bir yaşamın ardından 2 Mart 2017'de 92 yaşında vefat etmiş. Pek çok kez hikayesi filme alınmak istenmiş ama bu tekliflere olumlu yaklaşmamış. İlerleyen süreç içerisinde ikna olarak öyküsünün bilinmeyen yönlerini yapımcılarla paylaşmış. Giorgio Rosa, mühendislik fakültesinden mezun olmuş sakar bir icatçıdır. Sakarlığı yüzünden arkadaşlarının, ailesinin ve eskiden çıktığı kızın küçümsemelerine ve eleştirilerine maruz kalır. O günün koşulları ile icat ettiği arabasının plakası olmadığı için sevdiği kız Gabriella'yı evine götürürken bile başına gelmeyen kalmaz. İkisi de gözaltına alınır. Bir gün sonra bırakılsalar da olayın vahameti Gabriella'yı tekrar hayal kırıklığına uğrar. Eski sevgilisinden özür dilemek üzere Gabriella'nın ders verdiği üniversite amfisine gelen Giorgio, onun kızgınlığı ile karşı karşıya kalırken aralarında geçen konuşma Rose Adası'nın temellerini atmasına vesile olur. Giorgio, sen kendi dünyanda yaşıyorsun. Dünyamı sevmiyor musun? Sevmiyorum, çünkü tutuklandık. Kendi dünyanda yaşıyorsun ama bu dünya sana ait değil. Araba yaptığın gibi dünya yaratamazsın. Belki de kendi dünyamı yaratmalıyım. Eski kız arkadaşı ile yaptığı tartışma sonucunda büyük bir hayal kırıklığına uğrar ve üzüntülü bir şekilde üniversitenin kapısından çıkar. O hayal kırıklığının üzerine büyük hayallerini yükleyerek uzaklaşır. Böylece Rose Adası'nın hikayesi başlar. 3 ay sonra İmola'dadır. Bir motosiklet yarışında gördüğü ilan onu hayallerini gerçekleştirmeye doğru götürür. Bizim platformlarımız, sizin enerjiniz, sizin özgürlüğünüz. Rimini'de bir platform kurmaya karar verir ve soluğu arkadaşı Maurizio Orlandi'nin yanında alır. Çünkü projesinin gerçekleştirmek için kendisi gibi hayalperest olan arkadaşının parasına ihtiyacı vardır. Giorgio'nun sakarlığı, otoriteyi komik duruma düşüren anlatım biçimi ve film içindeki esprilerle Charlie Chaplin'i çağrıştıran ve az dozda onun sinema lezzetini hissettiren güzel bir yapım olmuş. Özellikle Gabriella'nın sınıfta öğrencilere Nazi hukukunu anlatırken bu durumda emirlere itaat etmektense içsel bir adalet duygusuyla yasalara karşı çıkılması gerektiğini vurgularken Giorgio'nun sınıfa girdiğini görünce lafı birden ters yönde değiştirmesi, adanın yapımı sırasında yaşanan anlar, İtalyan hükümetinin yetkililerinin davranışları tam bir kara mizah tadındaydı. Oldukça hoş, insanı iyi hissettiren ve ilham veren dram komedi türündeki filmi bu yıl seyrettiğim en iyi filmler arasına koydum bile. Ayrıca küçük detaylarla düzenin çarpıklığına değinilmiş. Giorgio'nun babasının yıllarca izin almadan dürüst bir biçimde ölesiye çalıştığı iş yerinden oğlunun bağımsız bir devlet kurması nedeniyle kovulması gibi. Bu arada bir not. Rose Adası'nın kayda değer bir diğer etkisi de Birleşmiş Milletler'in karasu sınırlarını 6 milden 12 mile çıkarıyor oluşu. Rimini açıklarında İtalyan karasularının 6 mil uzağında uluslararası sularda çelikten inşa edilen bu adanın özgürlük ihtiyacını ne kadar karşıladığını ise eleştiri sorusu olarak bırakıyorum. Özgürlük yalnızca çılgınca dans etmek, eğlenmek mi demektir? Evet, bütün bu hayal yolculuğumuzda hayalleri gerçekleştirdikten sonra yine bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalıyoruz. Öyle ise asıl olan sonuç değil, sonuca giden yol ve o yola vardıktan sonra ortaya gidilecek yeni yolların çıkmasıdır. Anlattığı hikaye kadar o hikayeyi nasıl anlattığıyla da ilgiyi hak eden bir film. Hele ki evlere tıkıldığımız şu günlerde. Özgürlük düşleri kurdurması ve pozitif mesajlar vermesiyle bünyeye çok iyi geliyor. Bir parça umuda hepimizin ihtiyacı var neticede. Kapanışta ise son sözü hikayenin baş kahramanı Giorgio Rosa'ya bırakalım. 1968'de Fransa'da oluşan ayaklanmayla ilgili tek bildiğimiz şey daha iyi bir dünya için Paris'i yakmalarıydı. Biz ise daha iyi bir dünyayı kendimiz kurmuştuk.